Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Kentimizde polis ekipleri tarafından daha önce suçüstü kumar oynanırken baskın yapılan iki kahvehane mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep-Adana Otobanı Narlı mevkiinde bir aracı operasyon düzenledi. Seyir halinde olan ve durdurulup aranan araçta gizlenmiş 2500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı. Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nin kaynak noktası olan Pınarbaşı gölet alanındaki bendin kapağı, temizlik çalışmaları için açılarak yaklaşık 80 bin ton suyun boşaltılmasına başlandı. Pınarbaşı göl alanındaki suyun kademeli olarak birkaç gün içinde boşaltılacağı, ardından da göl tabanının temizleneceği bildirildi. Bölgenin en büyük gençlik merkezlerinden birini hizmete açan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlik merkezinde açılan kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Okay, geleceğe yönelik en önemli yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün Kahramanmaraş'ta hava yağmurlu, günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 11, en düşük hava sıcaklığı ise 2 derece. Tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi, iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet, iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.